Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Haftanın verisi ABD tarım dışı istihdam verisi geldi. Veri sonrası piyasalarda oluşan seyir nasıl genel fiyatlamalar nasıl cehran edecek biraz bunlara bakmaya çalışalım. Piyasanın genel dinamiklerini analiz etmeye çalışalım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Biz yayınımıza başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet Veriye paralel olarak dolar endeksi tarafı şuradaki 100.800'lerden tekrar 100.5'lara doğru bir gerileme kaydetti. Evvela bir veriyi konuşalım. Veri nasıl geldi onu bir görelim istiyorum. Veri tarafına baktığımız zaman tarım dışı istihdam beklenti altında kaldı. Burası değerli. Şurada tabii ki evvelere nazaran beklenti bir, bir tık daha yukarıda gelmesiydi. Son açıklanana göre ama beklerinin biraz aşağısında yine ekstra olarak işsizlik oranları burada kilit olan verilerden bir tanesi bu. 4.3'ten 4.2'ye gerilemesi beklenirken 4.2'de kalmış. Yani ana resim itibariyle buradaki tablo nispeten iyi. Şurada ekstra olarak ortalama saatlik gelirlerde bir miktar artış var. Ortalama saatlik kazançlarda bir miktar artış var. Bu enflasyonist bir baskı içeren bir veri olduğundan burayı biraz daha ekstra olarak artık piyasa fiyatlamasının nasıl ceyran edeceğine göre değerlendirmek gerekecek. Şu an ben yayınımı yaparken ABD piyasaları kapalı. ABD piyasalarının açılışıyla beraber nasıl bir reaksiyon göstereceğini takip etmek lazım. Çünkü gerek istihdam beklenti altında kalıyor. Bunu gözlemliyoruz. Fakat istihdam tarafı beklenti altında kalırken bir yandan da işsizlik oranları beklentiye paralel hareket ediyor. O nedenle buradaki veriyi piyasa nasıl satın alacağız göreceğiz. Ve vadeliler tarafına baktığım zaman... Gerek S&P 500, 5493-94'lerde bir miktar tepkiler var. Yine Dow Jones tarafı nötr, negatif ve yine benzer şekilde Nasdaq tarafında da kısmi bir miktar tepkiler var. Açılışla beraber piyasa bakalım neresinden tutacak bu veriyi? Biraz daha işsizlik düşüyor, istihdam beklenti altında kalıyor şeklinde mi yorumlayacaklar? Buna bakacağız arkadaşlar. Şimdilik biraz daha piyasa ilk etapta dengeli bir tablo karşımıza getirdi. Şurada dolar endeksi yüz buçuklara kadar da gerilemiş oldu. 10 yıllıklar nasıl? 10 yıllıklar tarafında nasıl bir hareketlilikler var? Onlara da şöyle bir bakalım. ABD 10 yıllıklarda ilk kitapta tepkileri meşhurdur biliyorsunuz. Bakın bir daha döndük dolaştık. 3.67'lere kadar geldik. Burayı yakın takip ediyoruz. Bakın daha evvelki o kaos sürecinde Japonya'nın ani değerlemesiyle beraber gelen dalgada şurada baktığımız zaman 3.66'lara kadar gelmişti. Yine 10 yıllıklar bu banda kadar geldi. 3.66'ların aşağısına doğru itebilecek herhangi bir olayda artık 3.48, 3.25 gibi bantları konuşacağız. Şimdilik kritik bir sınırda bu 3.67'lerin aşağısına doğru gerileyip gerilemeyeceğini tartışacağız. Aslında ana resim itibariyle bir şekilde her kaos burada kademe kademe bu 10 yıllıkları aşağı yönlü bastırır nitelikte olacak. Burayı bu formatta takip ediyoruz. Evet, ilk etapta şöyle bir Japon Yeni'ni ve pariteleri de takip edelim. Bakalım oralar ne söylüyor. Japon Yeni'ne baktığım zaman değerleme süreci burada bir miktar devam ediyor. Bakın, şuradaki tablo itibariyle yeniden kritik 141.7 141.8 kıyılarına kadar gelmişti. Özellikle burada 140 takip edilecek. 140 aşağısına doğru gidiyorsa piyasalar açısından stres barındırır diyeceğiz. Eurodolar paritesi 1.11 11 o bandı takip ediyorduk. 1.11 50'lere kadar fiyat hareketliliklerini normal kabul ediyoruz. Oraya kadar da bakın iğnesini atmış. 1.11.50'lerin üzerine doğru yerleşip yerleşmeyeceği burada önemli olacak. Oraların üzerine doğru gidiyorsa tekrar kuyruğunu dikleştirebileceği bir piyasa atmosferiyle karşı karşıya kalabiliriz. Dolar endeksinin ucuzlaması ve yine ABD piyasalarının dolara karşı bir miktar pahalı kalması teorim devam ediyor. Dolar endeksi ucuzlatılıyor. Pariteler bir miktar kuyruğunu dikleştiriyor. Paritelerle alakalı dönem dönem pozitif ve negatif yollar yapıyorum. Çünkü bu kaldıraçlı piyasalarda sık kullanılan bir ürün. Mesela 1.1150 aşağısında 1.1030 1.10 kıyılarına kadar bir düşüşü normal karşıladık. Oraya kadar geldi. 1.130'dan tekrar 1.11 doğru bir hareket var mı yok mu? Bunu takip ediyoruz. Kaldıraçlı piyasalar dinamik biliyorsunuz. Piyasalar tarafında Çizgiler bir aşağı bir yukarı iner çıkar fiyatlamalar ama kaldıraçlı piyasalarda o iniş çıkışları yönetme kabiliyeti çok kıymetli oluyor. Euro dolar paritesindeki işlerde bu şekilde altın tarafı veri sonrasında standart stabil görüntüsünü koruyor. Yukarı yönlü olası fiyat hareketliliklerinde 2.537 dolar seviyesi bir ara direnç. Ana direnç bandı olaraksa 2.560 dolara kadar yükselmiş bir zirve alan var. 2.537'yi direnç olarak takip edeceğiz. 2.475 doları ise kritik, önemli ve sert bir bölge altının gardı düşüyor mu altın düşecek mi bu soruların cevabı için 2500-2475 doların aşağısına düşmediği sürece altının gücünü koruduğunu rahatlıkla ifade edebileceğiz. Peki gümüş, gümüş tarafı da en azından şurada günlükte hareketli ortalamadan üzerine doğru tekrar bir fiyat hareketleri yapma çabasında 28 dolar 70 sente kadar geldi. Bakın şurada 27 buçuklara kadar da düşmüştü. 28.70 üzerinde kaldıkça takip edilmesi bir miktar daha olası fiyat hareketlilikleri açısından. Bunlara binaen ekstra olarak GMS TR'ye de bir bakalım. Oradaki tablolar nasıl? Orayı da bir değerlendirmeye çalışalım. Evet, GMS TR'ye baktığımız zaman orada da negatif bir imaj vardı. Oradaki imaj da ufak ufak bozulmaya başlıyor. 204 lirayı bir direnç hattı olarak takip edeceğiz. Gram altın tarafına bakalım. Gram altın tarafı 2760 lirada. Şu ana kadar gördüğü en yüksek seviye 2790 lira. Olası altın fiyat hareketliliklerinde bakın şurada bir ara trend oluşmuştu. Yine desteğe kadar indirmişlerdi. Olur da ons tarafı biraz daha katkı verirse burada takip edeceğim seyirler 2800 ve 2830 bandı kıyıları olacak. Dediğim gibi altın özelinde özellikle 2537 ve 2560 yukarıda sıralı dirençler. Piyasa tepkileri ABD piyasasına paralel takip edilmelidir. Onu da söylemek lazım. Dolar endeksi ucuzladıkça sistematik olarak aslında piyasalar dolara göre pahalı bir noktada kalıyor. Zirve fiyatlamalarda oldukça ve gerginlik, stres daha da artıyor. O nedenle işin bu kısmını yakından takip edilesi buluyorum. Tabii ki ara durak olarak çeşitli tepki istasyonları verebilecekleri yerler var. S&P 500'e bakalım. S&P 500 tarafı 5506. Günlük hareketli ortalama üzerine doğru yerleşmeli. Özellikle 5560'ların üzerine doğru bir yerleşim göstermeli ki biraz daha rahatlama olsun. Yani veriye baktığınız zaman ana söylemek istediğim hikaye şu. Yani burada hem istihdamın sistematik azaldığını hem işsizliğin sistematik azaldığını görüyorsunuz. En son 4.3. Burada işsizlik 4.2. Beklentiye paralel gelmesi iyi. Bakalım bunu mu satın alacak piyasa? Yoksa tarım dışı istihdam beklenti altında geldi. Piyasalar tarafında durgunluk imajları kendini gösteriyor diye mi bakacak? Buna bakacaklar. İlk etapta altın gümüş biraz daha pozitif karşıladı. Dolar endeksi tekrar aşağı doğru indirdi. Yani veri faiz indirimlerini destekler nitelikte bir tabloda geldi ama Dediğim gibi hani bir resesyon, bir durgunluk korkusunu satın almaya çalışan bir veri var mı? Ona bakacağız. Bakın Japon de değerlemesini sürdürmeye devam ediyor. Ani bir Japonya açıklaması, herhangi bir çıkış buradaki tabloyu birdenbire kritik bir alarm noktasından aşağı doğru indirebilir. O açıdan biraz daha önümüzdeki saatleri takip etmek bana kalırsa şu an veri sonrasında yapılacak en iyi şey. Gelelim Borsa İstanbul cephesine. ABD borsalarına da şöyle bir... Göz atmış olduk. Genel resmi aktarmaya çalışıyorum. Bizim borsamızda da nötral süreç devam ediyor. Short tarafındaki pozisyonlar kaldıraçlı piyasalarda çok yoğun bir şekilde kümelenirken bizim borsamızda çok güçlü fiyat tepkilerinden bahsedemiyoruz bu süreç itibariyle. Ve şöyle bu veriye paralel hani negatifi satın alabilen ama pozitife çok katılamayan bir piyasamız var. Bunu en sonki düşüşler sonrasındaki verilen tepkilerde de gördük. Şu an ana resim itibariyle 9.960'lardayız. Nispeten 9.980'ler üzerine yerleşim bir denge unsuru olur. Onun dışında 9870 aşağısında piyasanın negatif kutba doğru evrildiğini söylemek mümkün olur. Şimdilik ara bir denge alanında bulunmaya devam ediyor. 9870 ile piyasa takibini yapmaya devam ediyoruz. Aşağısında negatif bakacağız. Genel resimde ama durgunluk imajlarının dünyaya ya bir şekilde gönderilmeye çalışılması arada tabii ki tepkiler olacak. Piyasalar düz bir şekilde aşağı doğru düşmez. Ama dediğim gibi hani birdenbire o Japonya hadiseleriyle gelen düşüşe benzer bir tur daha attırma çabaları olabilir mi? Bu yurt dışı piyasaların yaydığı stres yüzünden mümkündür. Buna bir bakacağız. Bizim borsamızdaki vaziyette bu şekilde veri sonrasında altında gümüşte fiyat hareketlilikleri bir miktar kısmı pozitif. ABD borsaları kısmi pozitif. İlk etapta vadelerde bir hareketlilik oldu. Ama genel fiyatlamayı piyasanın yapmasını seyredeceğiz. Evet benimle beraber piyasa takibi yapmanız da mümkün. Bu kanalın YouTube katıl üyelikleri arasında bulunan ekonomi topluluk isimli YouTube katıl üyeliğinde finansal piyasalar eğitim setim Aynı zamanda şöyle bir eğitim seti hediyemiz, iletişim kanalımız ve pazardan pazara yazdığımız raporlarımız var. Sizleri de ekonomi topluluk isimli YouTube katıl görmekten mutluluk duyarım. Evet veri sonrası karşınızdaydım. Çıkmadan yayınımızı beğenmeyi, değilseniz abone olmayı, yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın.